Herkese selamlar. Benden Hızlı ve Öfkeli 2'deki Supra'nın aynısını yapmamı istemiştiniz. Ama Underground 2'de ona uygun bir Vinyl modu bulamadım. O yüzden ben de Need for Speed 2015'i açtım ve burada yapmayı deneyeceğiz. Hem de bizim için bir değişiklik olmuş olur Need for Speed 2015. Şöyle ön tamponla başlayacağız. Zaten gördüğünüz gibi iki tane seçeneğimiz var. Bence filmdekine bu daha çok benziyor, o yüzden bunu alacağım. Daha sonrasında geldim kaputa. Filmdeki kaputun aynısı zaten var. Hemen bunu da yapıştırdım. Sonrasında sırada side skirt var. Yani yan marşpiyel var. Hemen bunu da yapıştıracağım. Zaten tek bir seçeneğimiz var. Geldik arka tampona. Arka tamponda maalesef çok seçeneğimiz yok. Yine şunu yapıştıracağım. Ve sonrasında rüzgarlığa geçeceğiz. Filmdekine en benzer rüzgarlık bence bu. O yüzden bunu da yapıştırıyoruz. Stop lambalarına bakalım. Stop lambası stok şekilde kalsın. Filmdeki de hatırladığım kadarıyla stoktu çünkü. Çamurlukları kabartmaya gerek yok bence. Çünkü filmdeki de kabartılı değildi diye hatırlıyorum. O yüzden bunu stok halde bırakacağım. Şimdi de camları karartacağız. İstersek arabaya splitter da ekleyebiliyoruz ama filmdekinde splitter yoktu diye hatırlıyorum. O yüzden bunu da eklemeyeceğim ve sırada jantlarımız, tekerleklerimiz var. Gördüğüm kadarıyla filmdekine en benzer jant bu. O yüzden bunu yapıştırıyoruz. Jantın boyutunu da büyütüyoruz. Sırada lastik ayarı var. Lastiği de şöyle yazısızlardan seçeceğim. Çünkü hatırladığım kadarıyla yazısızdı filmdeki de. Hemen arka jantı da aynı şekilde ayarlayacağız. Şöyle boyutunu yine arttıralım. Sırada kaplamamız var. Ben daha öncesinden zaten buldum ve kaydettim. Hemen bunu yapıştırıyorum. Arabamızın son haline hep beraber bakalım. Arkada da bu arada gördüğünüz gibi Most Wanted'dan bildiğimiz BMW 3 GTR var. Bence arabamız filmdekine baya baya benzedi. Eldeki imkanlarla benzetebildiğimiz kadar benzettik en azından. Bir eksiğimiz yanlışımız varsa zaten siz yorumlarda yazarsınız. Yavaştan sokağa inelim ve yarış arayalım. Gördüğünüz gibi caddeye indik. Bence filmdeki araca bayağı bir benzedi. Atmosfer de şu an tam bir Hızlı ve Öfkeli atmosferi zaten. Yavaştan bir yarış arayalım. Yakınımızda ne var? Drag yarışı varmış. Zorluk da çok da zor değil. Kolay diyor. Hemen buna gidelim. Geldik drag yarışına. Bundan sonra eğer güzel bir yarış bulabilirsek bir de sprint yarışı yaparız. Şöyle hemen start box'a geçelim. Start alacağımız yer. Ve burnout yapacağız. Birazcık lastikleri ısıtacağız. Arabadan yalnız manyak duman çıkıyor. Bu oyunun da atmosferi tam bir Hızlı ve Öfkeli gibi zaten. 4 saniye sonra yarışımız başlıyor. Elemanı tokatlamaya çalışacağız. Şöyle şunu 5000 devirde tutmak lazım da nasıl tutacağız o da var. Ha gayret. Bas dayı bas bas bas. Ben şöyle bir nosu çatlatayım. Kendine çok iyi bak. Dayım benim çok iyi bak. Drag yarışında ilk rakibimizi az sonra tokatlayacağız tabii birine çarpmazsak. Ve ilk yarışımızda birinciyiz. Yani çok da para vermedi açıkçası. 2500 para da para değil bu oyunda ama yapacak bir şey yok. Şimdi de ikinci yarışımıza yani sprint yarışına geçiyoruz. Geldik ikinci yarışımıza sprint yarışına. Birazdan yarış başlayacak herhalde diyecektim ki başladı ve biz önden başladık. Genelde Need for Speed serisinde arkadan başlıyoruz ama güzel bir torpil çekilmiş bize anlaşılan. Eğer isterseniz bu oyuna seri yapabiliriz. Need for Speed 2015'ten başlarız. Daha sonrasında Payback, Heat ve Unbound diye devam edebiliriz. Tabii ben birazcık iyileşeyim ondan sonra. Yani şu anlık uzun videolar çekebilmem maalesef çok mümkün değil. Çatlat babanosu. Açtım doğalgazı her zamanki gibi. 250 km hıza ulaştık. Birazdan polis peşimize düşecek gibi hissediyorum ben. Sakin dayı, sakin, sakin. Elemanlar nerede kaldılar? Bayağı fark attık lan biz bunlara. Yani yarış kolay dedik de bu kadar da kolay olacağını beklemiyordum açıkçası. 9. checkpoint'ten geçiyoruz. Şöyle bir arabaya önden bakacağım yine. Birazcık yönü dağıtmışız ama yine de güzel araba. Slap Jack'in kullandığı Supra bence Hızlı ve Öfkeli serisindeki en güzel arabalardan biri. Hem rengi çok güzel, hem modifiyesi aşırı abartılı değil. Tam tadında güzel bir araba. Ve birden gündüz gibi bir şey oldu, anasını satayım. Ver yana, biraz da drift. Çok güzel. Arabaya ince ayar yapabiliyorsunuz. İnce ayarla birlikte daha çok drifte yönelik ya da daha çok grip ayarlarına yönelik ayarlar yapıştırabiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi ikinci yarışımızdan da sprint yarışından da birincilikle ayrılıyoruz ve yavaştan da videonun sonuna
Geliyoruz. Eğer iyileştikten sonra bu oyunun serisine başlamamı istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Ve videoya da beğeni atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bana destek vermeniz kanalın büyümesi açısından bayağı bir önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.